Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel lifin yapımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Hatırlarsanız çok benzerini yapmıştım. 3 kat çiçek şeklinde yapmıştım. Ona böyle benzer yapılmış, ona bakılaraktan yapılmış sanırım. Çok da güzel olmuş diye düşünüyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Bana gelen resmin üzerine hani tasarımcısı kim bilmiyorum ama kar tanesi lif sepeti yazıyordu. Tam da emin değilim. Yaptıysa ellerine sağlık. Çok güzel düşünmüş diyorum ve sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Evet, beğendiyseniz beraber yapalım inşallah. Bugün sizden bir şey isteyeceğim arkadaşlar. Yorumlara kalp bırakırsanız çok mutlu olurum yorumlarda. Kalp görmek istiyorum bugün. Sizi çok seviyorum. Sevginizi bana kalbinizle, kalp yorumunuzla gösterebilirsiniz. Evet, ben nasıl yaptım onu söyleyeyim arkadaşlar. Beyaz, gri ve pudra pembesi kullandım. Yapımı da çok kolay. Bir o kadar da güzel. Şöyle tersini de göstermek istiyorum. Boyut olarak da ideal arkadaşlar. Tığ olarak 7 numara tığ kullanıyorum. İpimiz de lif ipi, bildiğiniz lif iplerini kullanabilirsiniz. Evet, hazırsanız ben de hazırlanayım. Başlayalım inşallah. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. 3 ya da 4 defa saralım arkadaşlar tığımıza. Bir fıstık yaptım, kapattım. İki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Ben 3 defa sarıyorum, ipim biraz kalın olduğu için. İki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. İki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bu şekilde 8 tane fıstık yapalım. Aralarda iki zincir arkadaşlar. 4 tanesini yaptık bile. Evet, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane fıstık yaptık. En son iki zincir çekmiştim. İlk yaptığım fıstığın tepesine bu şekilde kilit yapıyorum. Bir tane de araya batıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya fıstık yapıyorum. Kapattım. İki zincir, aynı yere yuvaya fıstık daha yapıyorum. Bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. İki zincir, bir sonraki yuvaya geçiyorum. Hemen fıstık yaptım, kapattım. İki zincir, aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Her yuvaya 2 fıstık yapacağız arkadaşlar. Aralarda 2 zincir olacak. Birincisini yaptım. 2 zincir çekiyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Kapattım. 2 zincir. Evet, bu şekilde her yuvaya 2 fıstık yapalım. Sıramızı tamamlayalım. Evet, ikinci sıranın sonuna geldim. İlk yaptığım fıstığın tepesine şöyle kilit yapıyorum. İki zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Gri ipimi aldım. Siz de hangi renk yapıyorsanız şu ucunu keseyim. Yuvaya sabitliyorum. 2 zincir çektim, yuvaya sabitledim. Bir zincir çektim, hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan bir sonraki yuvaya fıstık yapıyorum. Bu şekilde ikisini birden topladım. 2 zincir çektim, başına doladım. Aynı yuvaya bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan bir sonraki yuvaya fıstık yapıyorum ve ikisini birden topladım ters V şeklinde.
İki zincir çektim, başına doladım aynı yere. Bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya da fıstık yapıyorum. Ve ikisini birden topluyorum. İki zincir başına doladım aynı yere. Bir fıstık. Kapatmadan bir sonraki yuvaya da fıstık yapıyorum. Ve ikisini birden topluyorum. Arada iki zincir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekil olacak. Bu sıramız. Tekrar göstereyim isterseniz. Aynı yuvaya hemen bir fıstık yapıyoruz. Kapatmadan karşıya fıstık yapıyoruz. Ve ikisini birden topluyoruz. Arada da iki zincir. Böyle. Evet, sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. En son iki zincir çekmiştim. İlk yaptığım fıstığın tepesine şöyle kilit yapıyorum. İki zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Beyaz ipimi aldım. İki fıstık topladığım yer arkadaşlar. Yani ipimi kırdığım yere sabitledim. İlmeğimi bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Başına doladım. Bu fıstığın tepesine bir defa dolayıp iki defa da çektim. Trabzan yapıyorum. Yuva yapıyoruz arkadaşlar. Sonra başına doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bu şekilde. 2 ya da 3 zincir çekelim. 3 çekelim arkadaşlar. Başına doladım. Bir sonraki 2 fıstık topladığım yere. Zincire batmıyoruz. Buraya batıyoruz. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Başına doladım. Bu fıstığın tepesine trabzan yapıyorum. Başına doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Çiçek yuvalarını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. 2 ya da 3 zincir arkadaşlar. Böyle ben sıkıca 3 tane çektim. Başına doladım. Bir sonraki 2 fıstık topladığım yere fıstık yapıyorum. Kapattım. 7 tane zincir. 3, 4, 5, 6, 7. Başına doladım. Tepesine trabzan yapıyorum. Başına doladım. Aynı yere fıstık yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3 zincir başına doladım. Bir sonraki fıstığın, iki fıstığın tepesine yine aynı şekilde fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. 7 tane zincir. Tepesine trabzan yapıyoruz. Sonra aynı yere bir fıstık daha yapıyoruz. Ve kapatıyoruz. Arada sıkıca 3 zincir. Evet, bu şekilde. Bu sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, sıramı tamamladım arkadaşlar. İlk yaptığım fıstığın tepesine tımbatırım ilmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Kilit yaptım ve iki zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Evet, ben pembe renk ipimi alıyorum. Şöyle bir zincir çektim. 3 zincir çektiğimiz yere başına dolamadan batıyoruz. Başına doladım. Bu 7 zincir çektiğimiz yuvaya bir defa dolayıp 2 defa da çektiğimiz trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6
7 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu son yaptığım trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. Sonra başına dolayıp aynı yuvaya 7 tane daha trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra 3 zincir çektiğimiz yere başına dolamadan batıyoruz. Başına dolayıp bir sonraki yuvaya yine 7 tane trabzan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 zincir çekiyorum. Tepesine başına dolamadan batıyorum. Başına dolayıp aynı yere 7 tane daha trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonraki 3 zincir çektiğimiz yere başına dolamadan batıyoruz. Sonra başına dolayıp bir sonraki yuvaya yine 7 tane trabzan. Evet, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Böyle bu sıramızı tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi bu sırayı da tamamladım. Şöyle ilk başladığım yere yine başına dolamadan batıyorum. İki zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Gri ipimi aldım. Bir zincir çektim. Bu çiçeklerin ortasında tomurcuk olacağı için şöyle bunları ön tarafa doğru yatırıyorum arkadaşlar. Şöyle ön tarafa yatıralım. Buraya trabzan yapmıştık. Hatırlarsanız 7 zincir çekip trabzan yapmıştık beyazda, beyaz sırada. O trabzana şöyle arkadan başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Hemen fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arada tomurcuk gibi görünüyor. 3 zincir çektim, başına doladım. Bir tane de bu araya batacağız arkadaşlar. Buraya batacağız. Şöyle arkadan pembe ipimle sık iğne yaptığım yere, sık iğnenin tam ortasına fıstık yapıyorum. Kapattım 3 zincir. Başına doladım. Bir sonraki çiçeğin ortasına şöyle beyaz gördüğünüz gibi trabzanıma fıstık yapıyorum. Kapattım 3 zincir. Başına doladım. Bu araya sık iğne yaptığım yere şöyle ortaya gördüğünüz gibi fıstık yapıyorum. Kapattım 3 zincir. Eliniz sıkıysa 4 zincir çekin arkadaşlar. Başına doladım. Bir sonraki çiçeğin ortasına şöyle şuraya fıstık yapıyorum. Kapattım 3 zincir. Başına doladım. Bu sefer araya batıyoruz. Araya sık iğne yaptığımız yerin ortasına bakın bu şekilde. Fıstık yapacağım. Kapattım 3 zincir. Başına doladım. Çiçeğin ortasına, çiçeğin öne doğru yatırıyorum. Buraya fıstık yapıyorum. Kapattım 3 zincir. Başına doladım. Araya batacağız. Arada sık iğnenin üzerine batıyorduk. Bu şekilde yatırıp. Kapattım 3 zincir. Evet, şöyle düzeltiyorum. Bu şekli alacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle düzelteyim. Böyle üzerine yapılınca düzelecek
Aralar görünmeyecek. Evet, bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Tersten de bu görüntüsü bu. Sıramı tamamlayıp döneceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. İlk yaptığım fıstığın tepesine tımbatırdım. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. İki zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Evet, bu iplerimizi saklayabiliriz arkadaşlar. Şöyle içe doğru. Bu şekilde fıstığın içine saklayabiliriz. Evet, şöyle göstereyim. Bu şekli aldı. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimi aldım. Herhangi bir araya ipimi sabitliyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan bir sonraki yuvaya da fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. Arada 1, 2, 2 ya da 3 zincir çekelim arkadaşlar. Ne kadar denk gelecek? 3 mü çeksem bilemedim. Evet, 2 tane çektim şimdilik. Aynı yere bir fıstık yapıyorum. Sonra karşıya da bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini birden topladım. 1, 2 zincir çektim. İki tane az olacak arkadaşlar. Üç tane çekelim. Başına doladım. Aynı yere bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya da bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini birden topladım. Üç zincir çektim. Başına doladım. Aynı yere bir fıstık. Kapatmadan karşıya da bir fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. 3 zincir başına doladım. Aynı yere bir fıstık. Karşıya da bir fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. 3 zincir çekiyorum. Evet, bu sıramızda şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyor. Sıramızı tamamlayalım. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, sıramı tamamladım. Şöyle ilk yaptığım fıstığın tepesine kilit yapıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. İki zincir çekiyorum. Başına doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapattım. İki zincir çektim. Bu şekilde. Başına doladım. Bir sonraki iki fıstık topladığım yere fıstık yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Bu şekilde. Bir sonraki iki fıstık kapattığım yere batıyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım, iki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım, iki zincir, bu şekilde. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. İki fıstık kapattığımız yerlere batıyoruz, zincirlere basmıyoruz. Hemen bir fıstık yaptım. Kapattım, iki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattığım iki zincir. Evet, bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Evet, bu sıramda tamamladım. İlk yaptığım iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir. Aynı yere şöyle göstereyim. Bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapatıyorum. Arada yine iki zincir çekeceğim. Başına doladım. Karşı iki fıstık arasına fıstık yapıyorum.
Kapattım. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Bu şekilde. Bu araya batmıyoruz arkadaşlar. İki fıstık arasına batıyoruz. Buraya. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Şöyle ipim dolaşıp geldi. Evet, araya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Bir sonraki iki fıstık arasına fıstık yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Buraya değil, bir sonraki ve yani iki fıstık arasına yapıyoruz mutlaka. Kapatıyoruz. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Evet. İki sıra yaptık arkadaşlar. İki sıra daha yapacağız. Bir sonraki sırada bu arada 3 zincir çekin arkadaşlar. Bu 2 fıstık arası 2 zincir olacak. Burası 3 zincir olsun. Çünkü kasma olabilir. Böyle bu şekilde dediğim gibi 2 sıra yaptık. Toplamda 4 sıra yapalım. Sonra ben gri rengime geçeceğim. Dediğim gibi burası kasma oluyorsa artırabilirsiniz. Bir sonraki sırada 3. Ondan sonraki sırada isterseniz 3 kasma olmuyorsa 3 oluyorsa 4 zincir çekin. Ben de dediğim gibi dördüncü sırayla yapıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4 sıra gittim. Alttaki de zaten ters V şeklinde. 2 tane 2 çektim aralarda. Bu 2 tanesinde de son 2 tanesinde de arada 3 zincir çektim. Evet, şimdi 3 zincir çekmiştim en son. İlk yaptığım fıstığın tepesine battım. İlmeğin içinden çıkardım. 2 zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Bir sırada gri rengimle gideceğim. Gri ipimi aldım. Şöyle buraya sabitliyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim, fıstık yapıyorum. Kapattım. İki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Ben yine 3 zincir çekeceğim. Biraz geniş tutacağım elimi. 2 3 zincir başına doladım. Bir sonraki 2 fıstık arasına fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Bir fıstık yaptım. Alttaki gibi yapıyoruz arkadaşlar. Başka bir fark yok. Arada 3 zincir. Evet, bir sırada farklı rengimizle gidelim. Ben sırayı tamamlayıp döneceğim. Evet, bu sırayı da tamamladım. Gri rengimi kesiyorum. Şimdi beyaz ipimi aldım. Gördüğünüz gibi biraz hafif bombeleşme var. Zincir artık yetmiyorum ben diyor. Beyaz ipimi aldım. Yine iki fıstık arasına sabitliyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Hemen fıstık yapıyorum. Kapattım. Çiçek yuvası yapacağız arkadaşlar. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Başına doladım. Fıstığın tepesine trabzan yapıyorum. Başına doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum bu sefer. Başına doladım. Karşı iki fıstık arasına geçiyorum. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6-7 tane zincir çektim. Fıstığın tepesine trabzan yapıyorum. Başına doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım 4 zincir. Evet, bir sonraki yuvaya geçiyorum. Ve fıstık yapıyorum. Kapattım 7 zincir. Tepesine trabzan yapıyorum. Ve aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Aralarda 4 zincir çekelim. Yine de elinize bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Evet, bu sırayı da tamamladım. Şöyle en son 4 zincir çekmiştim. İlk yaptığım fıstığın tepesine tığım batırdım. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. 2 zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şöyle tığımızı içe doğru saklayalım. Tığım diyorum, ip. Allah'ım. Evet, şimdi pudra pembesi ipimi alıyorum. Çiçeğimizi yapacağız. Yine çiçek sırası. Bir zincir çektim. Şöyle 4 zincir çektiğimiz yere ipimizi sabitleyelim. Bunu çoğunuz biliyorsunuz, öğrendiniz artık. Başına doladım. Yuvaya 7 zincir çektiğim yuvaya 7 tane trabzan. 2 3 4 5 6 7 trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir. Son trabzan tepesine başına dolamadan batıyorum. Sonra başına dolayıp 7 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Hiç zincir çekmeden bu 4 zincir çektiğim yere başına dolamadan batıyorum. Başına dolayıp bir sonraki yuvaya yine 7 tane trabzan. 3 4 5 6 7. 4 zincir çekiyorum. Son trabzan tepesine batıyorum başına dolamadan. Sonra 7 trabzan daha yapıyorum aynı yere. Dört, beş, altı, yedi. Dört zincir çektiğimiz yere başına dolamadan batıyoruz. Sonra başına dolayıp diğer yuvaya geçiyoruz. Trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, bu sırayı da tamamladım. Şöyle ilk başladığım yere başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Şimdi gri ipimi alıyorum. Tomurcuk yapacağız. Bir zincir çektim. Şöyle çiçeğimi öne doğru yatırıyorum yine. Tam ortasına. Başına dolamadan batıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir çekiyorum. Şöyle bu araya pembe ipimle başına dolamadan batmıştım. 4 zincir çektim yere. Oraya başına dolamadan batıyorum. Fıstık yapmıyorum bu sefer. Sonra 3 zincir çekiyorum. Başına doladım. Bir sonraki çiçeğin arkasına ya da altına, içine mi diyeyim. Şöyle trabzan yaptığım yere fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir. Yine o sık iğne yaptığım yere, şuraya. Görünmüyor mu? Başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Başına doladım. Yine çiçeğin ortasına şöyle şu şekilde arka taraftan fıstık yapıyorum. Kapattım 3 zincir.
Sık iğne yaptığım yere pembe ipimle oraya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum, başına doladım. Bir sonraki çiçeğin ortasına bu böyle arkadan fıstık yapıyorum. Kapattım 3 zincir. Yine iki çiçek arasındaki sık iğneyi başına dolamadan batıyorum. 3 zincir başına doladım. Bir sonraki çiçeğin ortasına fıstık yapıyorum. Kapattım 3 zincir. Evet, bu şekilde bu sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Son sıramız bitti. Evet, bir sonrakine fıstık yapıyorum. Kapattım 3 zincir. Şöyle göstereyim, düzeltip böyle bu şekli alacak. Evet, sıramı tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi son sırayı da tamamladım. En son 3 zincir çekmiştim. İlk yaptığım fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şöyle ipimizi de içe doğru saklayalım. Evet, bitti. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımımdan da memnun kaldınız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ören Hanım YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum arkadaşlar. Abone olduktan sonra çan ibresini tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Aktif olursa size bildirim gelir video paylaştığıma dair. Böylelikle yeni modellerimi anında görebilirsiniz. Evet, sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.